Merhaba can dostlarım, ben Cem Kervan. Bu hafta Golgota olayı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Golgota, kafatası anlamına gelen bir kelime. Bir yer, İsa'nın çarmıha gerildiği yer. Ve orada kurban olarak tığlanacak şahımız, pirimiz, efendimiz İsa Mesih. Orada İsa'ya karışık şarap verdiler ama içmeyi reddetti. Sonra askerler giysileri için kura çektiler. Sonra üstüne çarmıhanın başında Yahudi Şahı adlı bir yafta astılar. Şimdi onlar bile, bunlar Romalı ama onlar bile sezdiler ki hakikaten Yahudilerin şahı kendisi. Evet, bu değişik bir paylaşım sizinle. Golgota denilen yere vardılar. Kurban tığlanacaktı Efendimiz. İsa'ya karışık şarap verdiler. İçmeyi reddetti Şah Efendimiz. İsa'ya karışık şarap verdiler. İçmeyi reddetti Şah Efendimiz. Mesih İsa'yı çarmıha gerdiler. Elbisesi için kura çektiler. Oturup yanında nöbet tuttular. Uğrumuza öldü Şah Efendimiz. Oturup yanında nöbet tuttular. Durumuza ölü Şah Efendimiz. Başının üstüne yafta astılar. Üstüne Yahudi Şahı yazdılar. Onlar bile şahlığını sezdiler. Dünyanın şahıdır Şah Efendimiz. Onlar bile şahlığını sezdiler. Dünyanın şahıdır Şah Efendimiz. Kervanım Şah İsa cananımızdır. Pirimiz nurumuz sultanımızdır. Tılanan kurban kurtaranımızdır. Yerimize
öldü Şah Efendimiz. Kılanan kurban kurtaranımızdır. Yerimize öldü Şah Efendimiz. Evet, ve en öz, en az ve öz, en kısa ve net mesajımız o işte. Yerimize öldü Şah Efendimiz İsa. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.